Çemen kan yapar. Çemen kolesterol, lipid, trigliseri düşürür. Çemen kan dolaşımını düzenler. Çemen olmadı mı hayat olmaz. Çemensiz yapılan et kandaki kolesterol, lipid, trigliserin yükselmesine sebep olur. Çemen demek kanda oksijen oranının artması demek. İngiltere'de 34 bin sigara içen hasta üzerinde araştırma yapılmış. Yapılan araştırmalarda oksijen yetersizliği olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü sigaranın içerisindeki karbon monoksit oksijeni 300 kat daha büyük bir güçle kendine çekiyor, bağlıyor. Yani sigara içenlerin beynine ne oluyor? Oksijen daha az gidiyor. Daha az. %20'lere varan oranda sigara içenlerin beynin fonksiyonları yavaşlıyor. Ben deniyorum, İngiltere'de 34 bin doktorun 35 yıl süren çalışması bu. Yeni bir şey değil. Çemen kan dolaşımını düzenliyor, kanı temizliyor, kan yapıcı, kolesterol, lipid, trigliserit, yağlar eritici. Çemen kullanan vatandaş ne demiş? Kansızlık sorunum vardı diyor Şadiye Hanım. Sürekli üşüme, titreme sorunları vardı. Hocam sizden çemen seti aldım, bir ay kullandım, kan testi yaptırdım, değerlerim düzelmeye başlamış. Çok güzel, teşekkür ederim demiş. Başka bir hanımefendi. Kansızlık sorunum vardı. İbrahim Bey'den çemen seti aldım, çok faydasını gördüm. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Kansızlık sorunum kalmadı. Sağ olun, Allah razı olsun demiş. Sadece kansızlıkla ilgili değil. Şimdi androjenik özelliklere sahip. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. İnsanlar yaşlandıkça erkeklerde sperm kalitesi azalır, testosteron seviyesi azalır, cinsel fonksiyonlar azalır vesaire vesaire. İşte burada tekrar dönüşüm sağlıyor, hormon salgılamasını düzenliyor. Çemen erkeklerde hormon salınımını artırıyor. Bu da klinik araştırmalarla denenmiş, yeni bir şey değil yani. Yani birçok özelliği belgilenmiş. İhtiyatsız çocuklar, birçok aile çocuğunu zorla bir şeyler yedirip içirmeye çalışıyor. Çocuk yemiyor, içmiyor, zayıf, cılız vesaire. İhtiyatsız, halsiz, dermansız, yorgun olan bebeklere çemen, insülünü insülünün fonksiyonunu artırmada çemen. Testosteron seviyesini artırmak için artırıcı özelliklere sahiptir. Libido, yani testosteron, dihidrotestosteron hormonunun artmasını engelleyerek testosteronun belli bir seviyede kalmasını sağlıyor. Cinsel arzuları artırıyor. Vesaire vesaire. Glisemik endeks kontrol diyor, yani şeker diyabeti önlüyor. Trigliserin yükselmesini önlüyor. Vesaire vesaire. Yani birçok prolaktin hormonun seviyesini düzenliyor. Artmasını önlüyor. Vesaire. Yani birçok faydası var. Detaylı bilgi isteyenler bitkiseltedavi.net'ten görebilirler. Ama biz bir ürün daha ürettik kansızlıkla ilgili. Onu geçmeyelim. Orme Demir. Dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. 1 milyar insanda tiroid sorunu var. 2 milyar insanda demir eksikliği sorunu var. 2 milyar. Demir eksikliği demek
Efendim, halsizlik, sürekli yorgunluk, konsantre olamama, ilgisizlik, fiziksel aktivitelerinin arttığında nefes alıp vermekte zorlanma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı, depresyon, uyku sorunları, saç dökülmesi, cilt renginin solukluk, dilde şişme, kulak çınlaması, demir eksikliği, kulak çınlaması, el ve ayaklarda karıncalanma vesaire. Genellikle yoğun adet gören bayanlarda demir eksikliği, midesinde ülser olanlarda, mide kanaması olanlarda, hemoroid kanaması olanlarda demir eksikliği daha çok görülür. Aşırı egzersiz yapınca demir eksikliği olabilir. Mide asit salgısının yetersiz olması, midenin yeterli ve kaliteli asit salgılaması nedeniyle demir emiliminin azalması. Mesela birçok, yani artı en önemlisi de siyah çay, kahve, kola içildiğinde bunlar yüksek oranda kofein içerir. Kofein demir emilimini engeller, kansına sebep olur. Evet. Şimdi vatandaş doktora gittiğinde doktoru ne yapıyor? Demir hapı yazıyor. Oysa orme demir yarım çay kaşığı. Günde 3 defa. Ağır vakalarda bir çay kaşığı. Ha, bu tedavi edici. Sadece günlük sürekli kullanmak için değil. İyileştiriyor. Herhangi bir yan etkisi yok. Monoatomik olduğu için atomik boyutta, atomik hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içine, çekirdeğinden kromozom, kromozom DNA, DNA içine gel. Bitti gitti.